Peki şimdi birazcık da tabii arkadaşlara faydalı olması açısından çok gelen sorulardan birisi hani yurt dışına nasıl çıkarız? Çalışma için soranlar oluyor, bir de eğitim için soranlar oluyor, yüksek lisans seviyesinde soranlar oluyor, doktora seviyesinde Evet. oluyor soranlar oluyor. Biraz tabii bu konulardaki tecrübelerine dayanarak neler söylemek istersin, neler tavsiye edersin? Şimdi 3 tane yol var kabaca. Ve aslında 2 tane yol var kabaca. Ama bir tanesi iki ayrılırdı. Bir tanesi çalışma için direkt gelmek. Bir diğeri okul için gelmek. Dedim yine başka yollar tabii ki vardır. Bunlar daha çok tercih edilen veya işleyen yollardan. Çalışmak için, kalıcı olarak çalışmak için gelmek buraya biraz zor. Yani yurt dışında veya Türkiye'deyken hatır sayılır bir başarınız olması gerekiyor. Mesela işte burada gerçekten Türkiye'de bu işi başaranlar arkadaşlarımız var. Örnek verelim. Buraya MIT'ye kabul olanlar, buraya yine mesela Boston Üniversitesi'ne veya birçok böyle güzel üniversitelere kabul olan arkadaşlarımız var. Direkt çalışmak için gelenler. İşte ne yapıyorlar? Türkiye'de bir uluslararası başarı elde ediyorlar bunlar. Veya kendi alanlarında çok ciddi bir uzmanlık gösteriyorlar, geliştiriyorlar. Bunu da ispat edecek işleri oluyor ellerinde. O sayede Amerika'ya direkt çalışmak için gelinebiliyor. Yani şunu söylemek yanlış olmaz. Amerika'daki şirketler veya kurumlar uluslararası biraz nasıl diyeyim elit gruptan almak istiyorlar. Bunu yapabiliyorlar çünkü tercih yani öyle bir tercih var ellerinde. Çok fazla talep olduğu için Amerika'ya gelmek için. Tabii Bütün ki dünyadan başvuru aynen bütün alıyorlar. dünyadan Adam da en başvuru alıyorlar. iyilerini seçip Aynen oluyor. öyle. Aynen öyle. O yüzden böyle bir şansları var. Buna paralel olarak böyle bu klasta bir iş yapmak gerekiyor. Ben öyle o klasta iş yapmamıştım mesela buraya gelirken. Benim çalışmak için gelme yolum stajdı. Burada yol biraz daha kolay staj için gelmek. Çünkü staj kısa dönemli bir alışveriş oluyor. O yüzden buradan mesela sizi davet eden kurum çok fazla nasıl diyeyim seviyesini belki çok yükseğe taşımıyor. Ayrıca beklentileri o anlamda o seviyede oluyor. Gelir o seviyede oluyor. Aslında gelir yine cazip oluyor bayağı. Ve Türkiye'den gelen de yine çok hani dağları devirmeden, çok fazla belki zorlanmadan bir staj olanağı yakalayabiliyor. Bu sayede gelen arkadaşlarımız da var. Nasıl başvuruları nereden takip etmeleri gerekiyor arkadaşlar? İş siteleri mi, iş bulma Evet, siteleri mi? şöyle staj bulmak için genellikle o gideceğiniz kuruma direkt başvurmak en önemli yol. Bir de mümkünse gideceğiniz kişiyi eğer biliyorsanız veya gitme ihtimaliniz olan kişiyi, grubu biliyorsanız onlarla direkt bağlantıya geçmek çok önemli. Yani şöyle düşünmemek gerekiyor. Amerika her şey çok işte yerinde, işte e-mail atarsın hemen 2 hafta içerisinde cevap gelir. Pek öyle değil. Yani her konuda olduğu gibi insanlar birebir iletişime geçebildikleri, tanıdıkları insanlarla çalışmayı daha çok seviyorlar. Referans önemli bir Referans kriter. çok önemli. Hani bunu şöyle karıştırmamak lazım. Adamın tanıdığı var, onun sayesinde değil ama bir şekilde iletişime geçilebiliyorsa, bizler de şimdi mesela takım arkadaşları ararken tanıdığımız birinin tanıdığı olması bizim için daha tercih edilebilir bir unsur oluyor. Çünkü ne alacağımızı, ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Bu açıdan çok önemli. Yani Öteki bilinmeyen bir muamma ne çıkacağı biraz belli daha, değil. biraz daha. Evet. Yani Bu kağıt üzerinde mesela iyi şeyler görebiliyorsunuz. Tabii yine bunlar yani şey gibi görülmesin. Hani genel geçer genel kurallar kurallar değil. gibi görülmesin. Fakat sanırım şöyle bir istatistik var. %70 pozisyonların yani pardon oluşan veya iş alımı için oluşan pozisyonların %70'i şeye gitmiyor. İnternette veya herhangi bir İlana çıkmadan daha ilana çıkmadan dolduruluyor. dolduruluyor veya yani network aracılığıyla bireysel bağlantılar Ve bu aracılığıyla. staj herhalde her seviyede oluyor değil mi? Lisans, yüksek lisans, doktora. Evet. Evet, Yani genelde bütün her öğrenci olan herkese açık olan şeylerden evet, birisi. lisans üstünden başlıyor genelde. Yani lisansta buraya nasıl gelinebilir hakkında çok fikrim yok doğrusu. Yani yine sıra dışı başarılarla tabii ki bütün Olabilir. bir yollar açık Ama yani. doktora herhalde en rahatı bunların arasında. Doktor evet en rahat herhalde evet. Çünkü bir de bizim Türkiye'de üniversitelerimiz çok çok kuvvetli çocuklar yetiştiriyorlar. Yani yüksek lisanstan veya lisanstan direkt doktoraya başvurma şansı oluşabiliyor. Çok kuvvetli üniversitelerimiz var. Çok iyi çocuklar yetiştiriyorlar ve burada gerçekten onları görüyoruz. Gurur kaynağımız oluyorlar hepsi. Peki, bir de direkt akademisyen olarak gelme ihtimali var. Evet.
Evet, tamam. Bu onlar için ne söyleriz? O konuda aslında çok bir tecrübem yok. Yani birincisi çalışmak, yani ya kalıcı çalışmak ya staj içindi. İkincisi aslında akademik şeyi, doktorayı belki akademik içine koyabilirim. Yani başarılı bir lisans öğrencisi olarak mezun oldunuz, doktoraya başvurdunuz. Bir de doktora sonrasında tabii fırsatlar var. Veya akademisyen seviyesinde gelme fırsatları var. Yine konunuzda bir başarı gösterebildiyseniz, uluslararası mertebede özellikle, buradaki üniversiteler bu şeyleri açık, bu paylaşımları açık yani. Peki, bir de tabii buraya gelen arkadaşlar bir şekilde iş arıyorlar, iş bulmaya çalışanlar oluyor. Bu süreç nasıl işler Amerika'da? İş başvurusu nereden Amerika'ya buluyor? Geldikten sonra değil mi? Geldikten sonra veya Türkiye'den de başvuranlar olabilir. Ne yapma, adımları var mı bu işin, neler yapılır? Evet.